الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عزيز قرنداشlarımız bugünkü dersimizin teması yaşlardaki hidayet. Hemde yaşlarının hidayeti dediğimizde ömür doğrusunda izlenen tetkikatçılar İnsanın ömrünü 4 baskışa bölüdü. Balılık vakti, yaşlık vakti, nevkran vakti, yani otur yaş vakti, kirlilik vakti, depmiş o 4 bölü demdi. Balılık vakti diyen yaş, bir insan balısı dünyaya doğulup, 14 yaşlı toşkuçülük balılık vakti dep atılıdı. Hem de 15 yaştan başlayıp, 40 yaş küçülük insan yaşlık vakti, yani yaşlık çığı dep atılıdı. 41 yaştan 50 yaş küçülük boğan vakit, 30 yaş ya ki nevkran işi dep atılıdı. 51 yaştan başlayıp ta ki bu insan ölüp ketkice, bu insanınki haleti kirlilik vakti, yani 50 yaştan öteplik etkendiğinkin bu insanın kirlilik haleti dep, manımış o insanın ömrünü 4 baskuşka bölüdü. Bu şu dünyadaki gelbi kıladığan ya ki gelbi kıygan, netice kazanan insanların bu şu yaş ölçümü boyunca bunların iş eserlerini üyengen, izlengen vaktimizde asaslıkı bu şu yaşlık vaktide gelbi kıyganla, netice kazanganla nispet cahitine ait yukarı oranını egelleydemdi. Yani 15 yaş, 16 yaştan başlayıp 40 yaş kikir güçlülük bir işini kılıp şu işten bir neticini kolgu keltögen, kalbi kıygan, kays bir sahada bu Müslümanın şu yaşına ait muhim bir vakit ikerlikini bunu baykaymış. Çünkü bu yaş nemiş kılsa özünün ten salametliki şunun yar berdiğan, aldırap, herip, çarçap kanmaydıgan, aklımın ait ötkür, muşundak bir özü insan çaçırap durduğun, naid şaş durduğun bir yaş hemdi. Hemde yaşlardaki hidayet degen bu isimdeki hidayet kelimesi. Hidayet olsa insan hayatı da erişeleydiğen en çok en güçler. Bu hidayet dese bu hidayet degen adli bir nersi emez. Hidayette mağalgan insan doğru yolda, bekt saadette, yani bekit, saadetlik, huzur, halavette, tiniç, amallıkta yaşayan boludu. Bir insan bekitlik bulaydıysa, bu insan hidayet yaşayalıysa, en ondayken bu insan bekit, saadetlik, bekitlik yaşayalıydı dünyada. Akıllı kişiler bu hidayetki erişken insanını aksedin maktaydı. Buna ait yakşı adamıydı, yakşı kişiydi, yakşı balıydı digendik bunu muşundak maktaşla bilen maktaydı. Bu hidayette minuvatkan insan özüge, ailesige, milletige, devletige ve kırındaşlarına paydalık, menfaatlik bir insan bu hesaplanıdı. Allah'ın ki huzurudaki mukafat bu hidayette minvatkan insanı nispeten tıkımı katta. Yani ma dünyada bir insan hidayette mangan bolsa Allah'ın huzuru berdiğen bu hidayet ehlige, yani hidayette minvatkan kişige berildiğen mukafat tıkımı çoğun. Kur'an-ı Kerim'deki 114 sürünün birinci sürüsü boğan Fatiha sürüsüdeki İhdine's sıratal müstakim. Mana bu duanı Rabbimiz Celle ve Ala bizlerge, yani umumüzlük kullurga bunu ügütüdü. Ey kullurum, ehdine sıratel müstakim dep dua kılınla. Yani bizge sıratel müstakim, bizni sıratel müstakimge başlap koysa ey Allah. Sıratel müstakim degen doğru yol, tüz sizik degen dek menalarını gösterdi. Bu sıratel müstakimge bizni hidayet kısla. Yani bu yada hidayet degen devamlık Allah'tın tilep duruş bilen, izdiniş bilen, özümüzün hidayette bulavatkallıkımız ne, ya ki hidayetten çetinip getivatkallıkımız ne, özümüzün tekşürüp duruşu ile erişkili buluduğun
ve Allah'tın devamlık tileş arkalık Allah bizki bese ondan erişkili boludugan bir engüçler. Kudde Fatiha Suresinin 5'den Elhamdülillahi Rabbil Alemin muşu cümleden ayetinin 5'den başlap ta ki ehdine saratel müstakim gikâki çülük boğan aralıktaki ayetle kudde muş ehdine saratel müstakimini deyiş üçün muşu telikimizni, muşu ilticayimizni, muşu duayimizni Rabbimiz Celle ve Alâ'a bir yetküzüşümüz üçün ve Rabbimiz Celle ve Alâ'nın bu ilticayımızın kabul kılışı için bir hazırlık sözüdek, hazırlık cümlelerdek bulunudu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerinin Rabbi boğan Allah'a varlık medhiyeler şu Allah'a hastır. O Allah Rahman Rahim, Nait-i Mihriban, Nait-i Şefkatlik, Maliki Yevmiddin. O Allah hesap kitap künüsünün ilgisi, inçki hesap kılınadığan künün ilgisi. Ey Allah, sizlere ibadet kılımız, sizlere yardım sorayımız. Fakat biz özümüzün hayatımızda kulçuluğunu özlerine kılımız ve yardımını her kandak vakti de özlerden sorayımız. Degen, bana müşahike gendiğinkin, ehdine sıratal müstakim. Anda boğan iken, bizni özleri hidayet kıysla, sıratal müstakimi bizni bir başlap koysla. Degen, bana müş ilticani kılı demdi. Bunu Rabbimiz Celle ve Ala bizge müşnak uygut vatudu. Bu hidayetinin ne kadar muhim ikellikini bu ayet-i kerime bizge köstüp duruptu. Hidayet ne ayeti muhim? Müş insan hayatı da irşaleydiğen en muhim bir engüçler, en muhim bir nersi ikellikini bunu sözlep, çöndürüp tüketkül olduğun bir nersemez. Hem de ma insan bana hidayet de oldu deyip, malum bir insanın bir işvelerle çeklenip kalıdığun mı bir nersemez. Belki bu hidayet biz tıkı bilip bulanmıgan, biz tıkı tasavvur kıp bulanmıgan, dünyadaki nur kullugan yakşılıkla buluşu mümkün. Bana muşundak yakşılıkların her bir tereplerden epeytka vakti de şu yakşılıkların kılıvatkallıkı bir insanın ve o yakşılıkımı halis Allah'ın rızalıkını közlügen, ümit kılgan halda kılıvatkallıkı bu insanın hidayet yoludur minivatkallıkını közlüdü. Ve şunu dek, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini Rabbimiz Celle ve Ala çöndürüp bu ayetinin içi de muhkem ayet bağlıkını ve müteşabih ayet bağlıkını çöndürüp müteşabih ayetle hakkı da bir türküm kişiler pişini pasat kılıp birisi onu dep, birisi bunu dep muşundak özü izip gitiş ihtimallıkı, izip gitip kapkalıdığallıkını bunu çöndürü demdi. Ama bunun da hakiki alımla, rastçıl alımla müteşabih ayetlerki mu muhkem ayetlerki mu toluk iman etudu. Hemmes Allah tarafından nazil kılındı. Biz bunu iman ettik deyip bunu teslim buludu. Deyip gelip bana şu hakiki rastçıl alımlarının Allah'a kılıdığan duasını tilikini Rabbimiz bayan kılıp bu alımlar rastçıl alımlar şundak tüvendikidek iltica kılıdı bana deyip bu yalvuruşunu nidasını bizi çöndürüp Rabbena la tuzig kulubena ba'da iz hedeytena ve heblena milledunka rahme inneke entel vehhab. Ey Rabbimiz bizge hidayet begendinkin kalplerimizni şu hidayetten azdürvetmizle. Bizge özlerinin huzurlardan bir rahmetini besle. Yani rahmetini besle digellik bizge özlerinin huzurlardan rahmetini beriş arkalık bizge rahim kisla. Bizni hiçbir vakit özlerinin şefkatlerden, özlerinin rahmetlerden, özlerinin mehribanlıklardan ağırıp koymuşla. Ve şundakla kalplerimiz gibi, yani biz gibi bir mehribanlık atakisli ki şu mehribanlık bilen biz mu bir mehriban bulaylı. Diyen manalarını bildirdi. İnneke entel vehhab. Şeksiz özleri naitimu bek begüçi. Yani bedelsiz bir ners talep kınmay muşundak begüçü boğan hısletlik Rabbimiz özleri. Diyen bana muş ilticani kimler kılıdu? Ve râsihûne fil ilm. İlimde vayğı yetken rastçıl alımla kalplerinin izip gitip kılışıdın devamlık Allah'a sığınıp durup Allah'tan nemini tileydu? Hidayet tileydu. Yani ya Allah bizgi begen hidayetlerini bizden tatuvamızla bizgi şu begen hidayetleri de bizni müstehkem yaşaşka iradı kıyısla deyip bunu deyip durduğallıkını
Rabbimiz Celle ve Ala bayan kuludur. Ve şundakla Wallahu yed'u ila daris selam. Allah neye çakırdı? Daris selamı çakırdı. Yani salametçilik cayığı çakırdı. Salametçilik cayı ne mi? Bu dünyada Allah'ın nimeti boğan cennetki erişeğe gidek doğru hidayet yolu. Sırat-ı müstakim. Hidayet yolu. Benim şu hidayet yoluğa kim çakırdı? Allah çakırdı. Ve şundak, şundakla ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Allah özüdün hidayet talep kılan kişini sırat-ı müstakimga hidayet kılıdı. Ve ya da yehdi men yeşâ, Allah hidayet kılıdı kimni? Allah'ın hidayetini halgan kişini. Bu ya da alımla men yeşâ'nın failini başka bir şekilde mi tercüme kılıdı? En doğrusu Wallahu yehdi men yeşâ'u ila sıratin müstakim. Allah özünün hidayetini yani Allah'tın hidayet birişini halgan kişini sıratel müstakimga yani doğru yolga, düz yolga başlap hidayet koydu. Yani bu ayeti muhim. Allah'ın hidayet kılışı. Ama bu hidayet ne? Şundak ehdine sıratel müstakim. Ya Allah bizi hidayet besle. Bizim şu hidayetini arif etmesle deyip, çın kalbinin şundak devamlık tilep, şu hidayeti de izlenip, özünün izip kit vatkallıkı ya ketmeyellik doğrusu da tepekkür kılıp, özünü özü tekşürüp, kılavatkan işlerini, bunu hesabını kılıp, Kur'an-ı Kerim'ge sünnet kisep durup, muşundak mağdugan, devamlık Allah'tan keçirim sorap durduğun, bana muşundak kişilerini Allah subhanehu ve teala sırat-ı müstakimga başlap koyduğu Allah'ını bu ayet-i kerimede çöndürdü. Hem de hakiki hidayet nimetine erişken mümin dünyada her kança cephatası mı, her kança iğir külledi kası mı, bu özünü bəxtlik hesaplaydı. Yani bu yenilmeydi, bel koyu etmeydi. Her kancı cepa muşakkat tasısı mı? Şu hidayet yolu da olsa şu, şu hidayetten çetneplik etmeyen olsa, şu vakti de şu hidayet bilen boğallık için şu hidayet şunu ümitsizlen dövmeydi. İnsan kaçan ümitsizleniyordu, hidayetten çetnep gitip kalan vakti de roi uçuyordu. Ümitsizleniyordu. Hidayetini uçtudu minuvatkan insan, kançılık iğir külleği kalsın, meyli o iktidadi cahitin kıyınçılık tıkasın, onun pulu tügep gitip kep kalsın, ya ki aile, turmuş işleri de bolsun, ya ki ticaret işleri de bolsun, ya ki muşundak dünyadaki bir uşak çoğun sınakladı bolsun, bu dünya sınak dünyası hem de. Muşundak bir sınakladı bolsun, bu kandak kılıdı, bu bununla berdaşlık bir eleydi. Bunun da özünün yana, ben hem de tügeçtim de, özünün kinayeti, veyran boğallıkını, tügeçkellikini, özünün bek biçarılıkını bir yerde bunda, bunu depşümey, Vaysımay Allah'a özünü tapşırıp, yani Allah ölen birgi ikerlikini devamlı his kılıp, saadetlik ikerlikini bir adı eslep durdu. Şu cepa müşakkatke, iğir küllagi kağa vaxtıdı mı, Allah'ın hidayeti dili bulurken, şu hidayetki erişken, hidayet nimetine erişken insanın bel kuvvetmeyi turalaydı Allah hakkı da bir tarihi vakalık var. Bir jigit, tahminen 25 yaş aldı ki yani şu etrafladı buluşu mümkün. En eşeddi cezalını doğan bir turmulada, hep de bir kitimlik bayrak çıkarış vakası da, şu Xitay Komünist Partisi'nin bayrağını şu yerde özü yaptırdı bir kitimle ait dağduğuluk da budun bak ulan şu ar ulan bayrağını çıkarıp şu yerde kolunu götürüp muşunda özü kasem kıldırıp kıladığan bir iş var hemde. Bunu muşunda bir vakti de bir kerindişimiz ne etrafı dikele bu kolunu kötemi gellekini baykaydı hem de. Sen kulağını kötemem sen dese kulağını kötemeyim hem deydi. Kaçandın başlap kötemedin ben bu şu turmağa girgen niyankı bu işine bu pahaliyetini silah benim kılıçkı mecburluğun niyankı ben de kulağını bırak edeyim götürüp bakma deyim. Buna ayeti yaman bir vakalik hem de. O turma eşeddi orun onun üstteki bintüen terapidin yani ait eşeddi muşunda özü tüzüm bilen başkuruluduğun Müşünde öze pensiyeye çıkan asker o bu ya ki şu resmi askerle başkurup turvatkan Uygur milleti ki esli üç Müslüman gı tıkımı üç bulavatkan
мушундак өзү бир турмудаки бир окуя эле экен. Буну каттык жазаламакчы болууду, ар кыл тәнкыйтлерди кылмакчы болууду. Сен неме кол көтөрмөйсөң, чүнки бул байрак менин эмес. Мен өзүмдүн байрагыма кол көтөрөм, мен өзүмдүн байрагыма хурмат кылам. Уну балким каттык урушу мүмкүн, о билет уну. Урып этиши мүмкүн, өлтүрүп этиши мүмкүн. Өлтүрүп этишини мен билет у. Амма şu ирадасынын янмай, хатта ки бир кечирим сурашка, бир пач хатны изип, бир этиратты тахминен 100 билен 150 этрапыда şula солуваган бир кысымдары рас жинаячы, яны бир кысымдарын şula өзү Кытай залымдары өзү алгандын сен жинаячы деп мушундагы мажбур солап койгон инсанлы болу демди. 100дүн 150 кичилик. Şu инсанлыны жыгып, şunun içinde бир кечирим хети изип мушуну окуйсаң да, мен окумайма. Чүнки менин туура, мен хидаят үстүдө. Демек хидаят мушундагы нерсе. Бир инсан хакыйкы хидаятты болса, о өлөмдөн коркмайды. Sahabelerin içinde mi boğan bu? Tabiilerin içinde mi boğan? Bizden devrimizde mi bu? Hazır vatandaş kırındaşlarımız bunu en jukur pellesi de. Bu sınak, bu imtihanın en jukur pellesi de yaşavatıdı. Bunu Allah'ın hidayetine erişken Müslüman herkes bunun vaysımaydı, kakşımaydı. Bunun da İslam'da taqat yetken miktarının sorulduğallığı için taqat yetken ölçem bilen Müslüman dağçılık teklifleri icra kılınıdığan boğallık için hakiki Müslüman, hakiki hidayet üstündeki Müslüman mecburi, çaresiz, amalsız kıpkağın işlerini mi, bunu mu Allah tapşırıp, özü hata kıldım demeyi, belki ben taktım, şunun yettiği Allah özür görüp durdu deyip, özünün devamlı hidayet üstündeki ikerlikini bunu eslep durdu. Demek, çet eldeki Müslümanlığımı her vakit kanda kılış gerek, meyli her kıl kıyınçılık olsun, bisim olsun, çapa muşakkat olsun, bunu da eğer bizden mangan yolumuz hidayetli buluduken, doğru yollu buluduken, bunun da vaysımaslık, kakşımaslık, sabır kılış gerek. Bel kuvvetmeslik gerek, ümitsizlenmeslik gerek. Bunun onun kink kıladığın işlerini yakşı orullaştırışı doğru geliyordu. Hem de yaşla ne mi kılsa hidayet yaşıgan buludu. Hem de hidayetin ayeti muhim hikayelikini bunu dedik. Yaşlık diyen yaş 15 yaştan keyin 40 yaş küçülük olgan muş arılıkını biz yaşlık vakti dep alımlarının bu körsetmesi boyunca bu yaşını bunu bilip aldık. Hem de muşu yaştikile nemiş kılsı buludu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mu yaşlığa alayhide ehmiyet beygen. Yaşla dep atap durup ey yaşla ya ma'şara şebab men istata'a minkumul ba'ete fel yetezevvec فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اي yaşla guruhi deydi Peygamber aleyhisselam. اي yaşla guruhi. Hem de müşahedim o yaş degen muşu, yaşla degen muşu atalguni alımla 15 yaş bilen 40 yaş aralıkı da dep muşu şekilde çöndür vatudu. Manı muşu yaş dikile Allah'ı da dikkat kılışkı doğru geliyordu. Ey yaşla guruhi, öğlenişke, toy kılışka takti yetken kişi toy kılsın. Toy kılış közünü cumuşka ait paydalık. Ve fercini yani cinsi organlarını saklap kılışka en paydalık. Kim toy kılışka taht yetmese, yani toy kılışka pule, ihtizadi, mal mülkü yok, muşundak bolsa, bu adam Ramazan tutsun. Ramazan bu adamını himaye kılıp kogdap kalıdı. Yani muş közünün ki başka nersilayı karap kılış edin, haram ayallahı karap kılış edin, haram kızvallahı karap kılış edin, ayallahının kızvallahının haram jigitlerine, haram erlerine karap kılış edin, Ramazan tutuş saklap kalıdı. Eğer toy kılış imkaniyet bulsa, toy kılısı buludu dep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey yaşla guruhi dep, bana bu şekilde sözlügen. Demek ki yaşlığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, naiti bek, ehmiyet begellikini, Allah'ı bulanı ayırıp durup, başka grup tikiledin, nesihet kıgallıkını bu hadisten şunu alımız. Bu hadisini İmam-ı Bukhari, İmam-ı Müslim birlikte bayan kılgan hadis. Hem de bu hadiste اَغَضُّ لِلْبَصَرِ közünü cumuş, yani başka ayallığa nispeten, ayallığının başka erlilerine nispeten közünü cumuş diken bir lebzini
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde işletiyordu. Ve şunu da Kur'an-ı Kerim'de mu gözünü yumuş hakkı da ve kul lil mu'minine yaguddu min ebsarihim. Mu'min erlerge digin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula közlerini yumsun. Ne miden? Yoldu manganı közünü yumup mansun digen gepemez. Namehremlerden, yani gayri ayalladın, gayri kızvalladın, közünü yumsun digen mənanı ifadeleydi. Şunundak mümin ayallağı mı bu haqda? Oxşaşlı mümin ayallağı mı? Gayri erlerden közünü yumsun digen bu buyruğunu Rabbimiz Celle ve Ala kıyğan. Bu hadiste mümanın bu mezmun təkidlenildi. Hem de bugünkü günde közünü yumuş. Bu fakat ilki bijalide desimi bir adamın aklımı kabul qılmaydığan degendek mushundaq bir dövrde yaşayatımız qarindaşlar bu axir zamanın alamati. Şunun gözünü yumuş, özünün haramdan saqlaş, başqalara tikilib qarmaslıq bu İslamın alahidi prinsiplerinden birisi. Demek ki yaşlarınınki mushu qilish qitigishlik bo'lgan muhim işlerden birisi. Mana mushunun o'xshagan zina zalalet işi. Namahremle evlen, müjde karışış, toy kılış niyeti bulmuşsa, toy kılış ihtimallığı bulmuşsa, bula evlen bunda çok ilişki çürüş, yakşı bulmaydı allıkını bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayan kılıdı. Yaşladık hidayet görünüşlerinin birisi. Şunu dek, ticaret kılavatkanla, ticareti de, gep söz, kımbakçı boğalla, gep sözü de, her bir gep kılavatka vaxtı da, şu insanın eğzeden çıkıvatkan gep ayrım. A gepnin ah körünüşini Rabbimiz Celle ve Ala bunu bilip durdu. Hasan Basri Rahimullah şunda bir çüncü berdi. Bir adam gep kılıvatıdı. Allah'ın hesap alıdığını, Allah bir vasıta öz alıdığan hesap adamın gepidin emez, belki şu adamın gepinin ah körünüşünün malıdı deydi. Şu gepnin ah körünüşüdü, şu adam nemini maksat kılıvatıdı. Bu adam iğizlik gep bilen, şu kılıvatkan gepi, İkisi bir mu ya ki agepni kılvatkan bilen kalbi de başka birini beni oylap durup kılvatan da onu Allah elbette biliyordu. Bu nema ihlas ne çöndüken alımlar şundak deydu. İhlas digen nema dese, ihlas digen perişteli yazanmaydı. Çünkü bu iğizden çıkmadan boğandıkken perişteli bunu yazanmaydı. Bunu fakat Allah biliyordu. Şeytan mı bunu buzu itenmeydi. Çünkü şeytan bunu tık bilenmeydi. Kim biliyordu ihlas ne? Fakat Allah biliyordu. Şununla dünyada bazı insanlar naid ihlas mende görüngen bilen emniyet ihlası yok. Buluşu mümkün. İhlası bağ oluşu mümkün, yok oluşu mümkün. Bu ihlas ne kim biliyordu? Allah biliyordu. Bu şundak bir naid zil, nazuk bir nersi. Ehlakta yaşla meyli ilim birim, ticaret, muamele de bolsun, meyli gep söz de bolsun, meyli edep ahlak da bolsun, meyli bugünkü dek muşundak ammüvi özü xet yazıdığan, gep söz kıldığan, muşundak özü her kıl vasitelik tarat kuladı bolsun, muşuların işiltişti bolsun, isimini başka koyuvelip, gayri isimle evlen başkalarını rencitişti bolsun, tıllaştı bolsun, mezhir kılıştı bolsun, muşunun hemmisi nimodise bu hidayetten çetnep ketkerliki. Hidayette bulavatkan yaşla vaktiniz ayağa kınmaydı, doğru söz kılıdı, gip doğru, özü doğru, ticaret kılsa halal haramını perk etiydi, kişinin hakkını yavanmaydı, hiç kim köymüsümü beni Allah körep durdu, küstüp durdu diyen bir ideye bilen her vakit doğru yaşaydı. Eğer insançılıkta hatalışıp kalan olsa Rabbidin keçirim soraydı. Ey Rabbim, ben palanı künüsü, pokonu saatte mandak bir hatalıkını ötküzüp kaldım. Beni keçirvesle, çünkü özlerdek bir mehriban Rabbim badep, Rabbi'ye yalvarıp keçirim soraydı. Hem de hidayette mangan insan özüge, milletige paydalık buludu. Milletinin yüzünü tökmeydi. Meyli özünün menfaatini dep, Vatanının ki hazır kıdak özü bir kısım dostlarımız terep-terepten muşu vatanının ki müstakillik üçün muşundak özü kadem besi vatkan, her hıl özü cephalarını tatu vatkan, taht yetişçe teriş vatkan muşundak bir peyitlerde yani bir türküm kişiler çıkıp özünün şahsi menfaatini dep bundak özü bir milletnin, bir vatanının toğra liniyede ketuvatkan davalarga ve bunun hüza aburoyga dâhli yetküzüdüğün şerketle evlen
gep sözler bilen bunu olan şugullanmaydı. Bu tötküllük dünya. Bunu olan şugullanmaydı. Bunu olan kim şugullanıp kalıdı? Hidayettin jıraklaşıp etken insanlı muşunda kışla bilen şugullanıp kalıdı. Bu lapmış yaşla. Yani 15-16 yaş bilen 40 yaş aralıkıdık yaşla. Muşu yaşlarının naite muhim vakit boğallık için yaşla bunu da özümüzden muşu yaş vaktimizdeki hayatımızda çokum kadirleşik doğru geliyordu. Ben demiş kılvatı ben muşu kılvatkan işim doğru mu hata? Allah menden razı oldu mu bulmadı. Peygamberinin körsetmelerine menin kılvatkanım, hayatım, yaşım uygun mu uygun emez. Degendek muşundak devamlılık özünün hesap kitap kıp duruşu. Bu yaşlarının ki hazır biz dep bulalıgan ve bulanmıgan barlık bir insan boğandıkken onun kalbi kili demdi. Muş kalbi de şek op kalgan, şübhi op kalgan ya başkala körepka set turtu devatkan başkalarının körüşünü ya anısı dadısının ki ya ki ustazlarının ya ki muşundak bir kısım kişilerinin ki bilip kep kılışını halımaydıgan bilip kep kalsa set turtu devatkan muşundak işlavilen şugulunup kılışı hidayetini çetinip gitip kalgallıkı. Muşundak işladını yüzü örüp bir bütün Allah'ın dini de müstehkem minişi, doğru sızık de minişi, doğru liniye de minişi, bu hidayet üstüdeki bir insanın görünüşü. Hidayet üstüde boğallık, dünyada mı insanı bəxtke huzurga eriştirdi, Allah'ın huzurga bağı vaxtı da mı dəb tüketkil olmaydıgan huzur halavet şu yerde şu insanın nisip oludu. Rabbimiz yaşlarımızın insab tövbe hidayet bəsun, her vakit hidayetten ayrı etmesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.